Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GSD Holding, Metro, TAV, hava şirketleri, Pegasus ve Türk Hava Yolları'nı hızlıca size yorumlayacağım. Hiçbir şekilde de yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle GSD Holding'e baktığımızda 9. aydan 10. aya doğru bir sıçrayış yaşamış. Ardından dibe vurma gözükmüş arkadaşlar. Ondan sonra seyri sefer yatay gitmiş. Buralarda dolum oluşmuş gözüküyor, arada bir düşüşler olmuş. Al sat tahtacıların eline geçmiş. Şöyle bir baktığımızda yukarı doğru sıçramalar olabilir. Çünkü öz sermaye karlılığı %6,9, karlı bir şirket, ucuz bir hisse, 2,80'ler direnç noktası gibi gözüküyor. Geçtiğimiz dönem %35'lere çıkarmış öz sermaye karlılığını. Öz sermaye karlı tekrar çıkarsa fiyatları uçar gibi gözüküyor. 600 milyon civarında tahta yapmış. Teknik analiz bakımından da iyi gözüküyor arkadaşlar. Diğer bir şirketimiz Metro, Kasım ayına kadar yükseliş trendi göstermiş hemen hemen. Buralarda aynı şekilde deminki GSD Holding gibi 2,55'lerden bir dönüş yaşamış, 2,70'lerden yine toparlayarak gitmiş arkadaşlar. Buralarda alım çok gözüküyor. Aralık ayında artık yatay ilerlemiş ama 2,20 seviyelerinde son günlerde al sat sinyalleri oluşmuş arkadaşlar. 2,50'yi kırarsa 2,70'lere yolu var gözüküyor hissenin. 2,70'lere, dediğim gibi, 2,50'ye çıkarsa buradan itibaren yüklü alımlar oluşmuş çünkü. 2,80'leri görür gibi gözüküyor. Şöyle bir temel baktığımızda yıllık öz sermaye karlılığı %28,77, piyasa değeri, defter değerine bölümü 0,75. İyi arkadaşlar. Son 3 aylık dönemde 70 milyon kar açıklamış. Yıllık karesi 200 milyon. Yani yıl içerisinde zararlar yapmış ama 2-3 kere toparlamış. 2-3 zararda öz sermaye karlılığı eksi %60'tan durumlardayken %28 duruma çıkarmış şimdi. Diğer önemli bir şirket haberlerine baktığımızda TAV Havalimanları'nın Türkiye'ye işlettiği 5 havalimanından yolcu sayısı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %67,2 düşüşle 21 milyon 152.390 oldu deniliyor. Siz şöyle bir okuyun haberi. Bu tabi TAV açısından kötü. Çünkü korona vakaları falan biraz %67,2 azaltmış son 11 ayında yolcu sayısını. Eurocontrol'ün bir şirket haberi var. 49. haftasında en çok uçuş yapan hava yolu şirket demiş. Türk Hava Yolları demiş. Bu da Türk Hava Yolları'nın istikrarı açısından, hele ki şu bugünlerde aşı dönemleri falan geliyor, gayet iyi bir haber Türk Hava Yolları açısından arkadaşlar. Başta Pegasus demiştim. Pegasus'ta sonradan bir yorumlayacağım arkadaşlar. Yani 573 ortalama günlük uçuşla uçuş sayısını haftalık bazda %5,8'e düşürmüş. Hiçbir şekilde dediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kişisel görüşlerimdir arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız ani bilgilerden haberdar olursunuz. Videoyu uzun tutmamak için fazla lafı uzatmıyorum. Direkt bilgilere geçiyorum, sizler de fark ettiyseniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, iyi günler. Başta da dediğim gibi hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi, al, sat, tut tavsiyesi değildir. Tamamen kişisel, kendi görüşleriniz size kalmıştır. İyi günler.